Nakit olarak bir şey satın aldığımızda kağıt para veririz ve genelde cebimizde önem vermediğimiz farklı değerli bozukluklar bırakırız. Ancak bu sentlerin veya kıymetsiz paraların bazıları hayal edebileceğinizden daha değerli olabilir. Birçok ülkedeki para uzmanları 1 milyon Amerika dolarından daha değerli olabilecek bazı para birimleri olduğu için son zamanlarda insanları bu konuda eğitiyor. Hepimiz biliyoruz ki bazı şeyler zaman içinde değer kazanıyor. Tarihsel kalıntılar, eski medeniyetlerin kalıntıları ya da para birimleri bunlardan biridir. Hemen hemen tüm ülkelerde eski madeni paraların değeri günümüzün para değerlerinden daha değerlidir. Ancak bazı durumlarda değerinden binlerce kat daha değerli olabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 10,5 ve yarım dolarlık jetonlara barbar sikke denir. Ancak bu sentlerin dramatik yanı ardındaki hikayedir. 1894'te San Francisco'da eski bir müdür olan John Dickey 24 özel madeni para üretti. Oldukça basit, adam en başından beri nadir bir madeni para grubu oluşturmak istiyordu. 24 parça madeni para resmen basıldığında John 7 arkadaşıyla buluştu ve her birine 3 tane verdi. Geri kalan 3 tanesini de 3 kızına verdi. Yaşlanana kadar kaybetmemelerini emretti. Çünkü çok kıymetli olacağını biliyordu. Ne yazık ki 3 sikkeden biri bir dondurma arabasına harcandı. Bunlardan biri 1957 yılında New York'ta 2.40'a satıldı. 1981'de aynı parça açık artırmada 34 bin dolar satıldı. Diğer iki madeni paranın madeni para satıcısı Earl Berkeley tarafından bulunduğuna inanılıyor. Biri 1.3 milyon dolara, diğeri 1.9 Amerika milyon dolarına satıldı. Şu anda pazarlık cinsinde 9 jeton var. Ve hiç kimse kalan 15'in kaderini veya nerede olduğunu bilmiyor. Uzmanlar 9 kişiden ikisinin hala tedavülde olduğunu söylüyor. Diğer 7'si nadir bulunan bir koleksiyoncunun elinde. Ve bu hikaye bize bazen ceplerimizde paylaşabileceğimiz bazı garip parçaların önemini ve değerini gösterir. Uzmanlar bunun 30 ila 600 dolar arasında olabileceğini ve 1894 veya daha eski bir madeni para olduğunu söylüyor. Nadir bir parça olduğundan şüphelendiğinizde yapmanız gereken ilk şey paranın kenar kısımlarına bakıp durumunu kontrol etmektir. Parça ne kadar iyi durumda olursa olsun değeri de o kadar yüksek olur. Metal para uzmanları profesyonel çalışanlar arıyor. Bu nedenle aynı kategori ve tipte olsa bile fiyat birbirinden farklıdır. Tüm bunlara ek olarak parçanın ömrü de önemli değer taşır. Paranın yaşı ne kadar büyükse o kadar değerli olur. Ve parça hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız internette arayın. Bilmeniz gerekenleri internette bulabilirsiniz. Çünkü para birimi ve para alanında uzmanlaşmış birçok site var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.